sekülerlik anlamında laik olan yegane İslam ülkesi Türkiye. Bu tabii çok orijinal bir şey. Watery chart, very sensitive chart. Bir başka haritadaki vurgu ise çok su elementinin çok yoğun olması. Haritada pek çok gezegeni ya akrep ya balık ya yengeç yükseliyor zaten. Su grubunda, su elementinde olduğunu görüyoruz. So the top chart is the chart of President Erdogan, and the you can see again he has this Sagittarian energy that we saw in the progress chart, the chart of now, and the his own personal natal chart. But other than that, he has a lot of water that reflects nicely with the Turkish chart. His water in Pisces, his water in Cancer. Erdogan. Even in Scorpio up there. Erdoğan'ın haritasına da baktığımız zaman aslında onda da tabii bir yay burcu element, yay burcunun ateş burcu elementleri var. Ama aynı zamanda Türkiye haritasıyla sanki bir eş düşüm gibi Erdoğan'ın haritasında da su elementinin oldukça yüksek olduğunu görüyoruz. Yakın gelecekte, önümüzdeki zamanlarda dışarıdan gelecek olan, uluslararası arenadan gelecek olan sorunlarla boğuşacağını, bunlarla yüzleşeceğini gösteriyor. Fakat şöyle bir konu da var. Aslında sanki neredeyse bu iş için gelmişler. Çünkü Türkiye sanki bütün Orta Doğu coğrafyasını anlayabilen, onları kucak açabilen bir anne şefkati var. Çünkü bu kadar su elementi olduğu için empati yapma yetenekleri yüksek. Bunu belki şeyden de anlayabiliriz. Bu kadar göçmeni, Suriye'den gelen göçmenleri de ülkeye kucak ve kanat açması, bir yerde etrafındaki olaylara karşı duyarsız kalmaması, belki de bu Türkiye'nin üzerine biçilmiş rollerden bir tanesidir. Vereceği sınavlardan biridir. Ama bu konuda da ben harita olarak, iki haritayı baktığım zaman Türkiye'yi güçlü görüyorum. Büyük ölçekte baktığımız zaman Türkiye'nin üzerine biçilmiş ve verilmiş bir rol var. Ve Türkiye aslında bir anne şefkatiyle eğer ki bu yükün altından kalkabilirse, işte o zaman bütün kendi ülkesine ve kendi coğrafyasına da huzur getirebilir. Kemal Kılıçdaroğlu'nun haritası üzerinden gidecek olursak, yay burcu olmasından ötürü, yay hem Güneş hem Mars orada, belki partinin ülke ihtiyaçlarıyla daha paralellik görüşlerinde daha paralellik arz ettiğini çıkarabiliriz. Mevcut partinin pozisyonundan ziyade parti lideri ülke gerçekliklerini daha iyi anlıyor. Parti belki biraz gerisinde kaçıyor. Liderlerini takip ederlerse belki lider olarak Kılıçdaroğlu partiyi çıkartabilir. Ama aksi takdirde lideri de kabul etmezlerse, o zaman partinin ülke gerçeklerinden biraz kopuk, daha detayda kalan bir pozisyona doğru gittiğini de görebiliriz. Cumhurbaşkanının pozisyonuna geri dönersek, Cumhurbaşkanı eğer ülke bazında bütün halkını kucaklayabilecek kadar kapasitesini genişletebilirse ve sadece kendi partisine oy verenlere karşı bir sorumluluğun dışına kendini taşıyabilirse, o takdirde ülke için çok faydalı olabilir. Şu anda CHP partisinin başındaki başkanı da ülkenin gereklerini ve ihtiyaçlarının çok farkında ve eğer ki partisiyle kucaklaşabilirse ve partisi aslında onu takip ederse, o zaman Kılıçdaroğlu da ülkeyi düzlüğe çıkartabilecek potansiyele sahip. En kritik zamanlardan bir tanesi 17 Nisan 2016'da karşılaşacağınız tarihler.